Herkese yeniden selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir ayda sağlıklı bir şekilde 7 kilo verebileceğiniz çok güzel bir tarif vermeye geldim arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuzdur ki ben hem pilates eğitmeniyim arkadaşlar hem sağlıklı yaşam koçuyum. Üstelik bir salonum var. Pilates salonum var. Hatta takipçilerinden gelip benimle tanışanlar da oldu. Buradan onlara da selam söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben kanalımın içerisinde tamamen doğal ve sağlıklı içeriklerden oluşan çok güzel zayıflatıcı kür tarifleri veriyorum. Detoks tarifleri veriyorum. Bazen yeri geliyor hepinizin uygulayabileceği. Yine sağlıklı diyetler veriyorum arkadaşlar. Sizler kalımdaki kürleri tamamen sağlıklı bir bireyseniz yer yapabilirsiniz. Ancak herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa ya da gebeyseniz ya da yeni doğum yaptıysanız Öncelikle lütfen doktorunuza danışın arkadaşlar. Bugün e, yine çok güzel ve sağlıklı bir tarif vereceğim bu tarifle bir ayda 7 kilo vereceksiniz. Ancak her kürümde söylediğim gibi, her tarifimde söylediğim gibi sadece detokstan ve kürlerden medet ummamalısınız. Muhakkak bunun yanında biraz beslenmenize de dikkat edeceksiniz. Günlük yarım saatte yürüyüş yapmanız gerekiyor. Sağlığınız için zaten her gün en az yarım saat yürüyüş yapmanız şart. Yürüyüş, egzersiz muhakkak yapılmalı arkadaşlar. Şimdi gelelim hemen tarifimize. Bir bardağımız var. Burada malzeme bak, suyumuz var. Burada zencefilimiz var. Toz zencefili kullanacağız. Biliyorsunuz toz zencefili gerçekten ciddi derecede yağ yakımı sağlıyor. Eğer ki şimdi bana yorumlarda yazacaklardır muhtemelen ben toz zencefil kullanamıyorum. Bunun yerine ne kullanabilirim? Bunun yerine başka bir şey kullanamazsınız. Bunun yerine başka bir detoksada kür denemelisiniz arkadaşlar. Ee, çok güzel yağ yaktı ve gerçekten ciddi derecede kilo kaybı sağladığı için zencefili birçok tarifimizde görüyorsunuz zaten. Bunun yanı sıra da bir tane limon kullanacağız. Limon antioksidan bakımından çok zengin. Ciddi derecede ödem atıyor arkadaşlar. Aynı zamanda da gerçekten vücuttaki fazla ödem şişkinliği atıyor. Sizlerin vücudunuzda eğer ödem varsa e, parmağınıza, parmağınızla bacağınıza dokunduğunuzda eğer beyaz bir leke tarzı bir e, sorunla karşılaşıyorsanız eğer muhtemelen vücudunuzda ciddi derecede ödem vardır. O yüzden haftada en az bir kere ödem atıcı tarifler yapmalısınız. Ödem atıcı detokslar uygulamalısınız. Vücudunuz yoksa takdirde fazlasıyla şiş olacaktır. Fazlasıyla sizlerin gün içerisinde yorgunluğu, halsizliği, uykusuzluğu olacaktır. Ödemler gerçekten vücudumuzda olduğu sürece bizlerin günlük yaşam enerjisini alan, biz Bizleri aynada kendimize baktığımız zaman gerçekten e, psikolojik olarak bizi rahatsız eden bir durum. Bu yüzden detokslar gerçekten her doktorun da tavsiye ettiği gibi tamamen sağlıklı içeceklerden oluşan ve sizlerin ödemlerinizi ve yağ yakımınızı hızlandıracak çok doğal tarifleri arkadaşlar. Bu yüzden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hemen tarifimize geçecek olursak ben şöyle limonumu hemen zencefil kenarıya aldım. Güzelce sıkacağım. tamamen sıkıyoruz arkadaşlar. Ay ses ne kadar iğrenç. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Bu arada e, diğer kanalım alan izi renk sasöyü açılacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz e, rakip bir kanalın e, bana yaptığı saldırı sonucunda kanalım çalındı maalesef. Bunun içinde bütün yasal ve hukuki süreci zaten başlattık en kısa sürede de kanalımızı geri alacağız. Ee, maalesef meyve veren ağaç taşlanır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Lütfen asılsız. ina yani asılsız olarak benim hakkımda ya da benim kanalım hakkında yapılan saçma sapan yorumları aldığı şey etmeyin. Beni eğer çok merak ediyorsanız zaten e, Google'a isterseniz Serdar <laughs> Ateş yazarsanız eğer Sizler orada benim ne iş yaptığımı zaten göreceksinizdir arkadaşlar. Lütfen e, asılsız e, insanların söylediklerine inanmamanızı rica ediyorum. Şimdi limonumuzun suyunu sıktık. Hemen şöyle bir bardağımızın içerisine döktük. Hemen bardağımızı şöyle aldık. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar silme arkadaşlar. Dolu dolu değil bir tatlı kaşığı silme zencefilimizi kattık. Güzelce karıştırıyoruz. Zencefili iyice eritiyoruz. Ve hemen içerisine bir tatlı kaşığı da doğal bal ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Balın doğal olması çok önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü doğal bal vücutta depolanmadığı için vücudumuzdaki zararlı şekerleri ve yağları vücuttan atmaya yardımcı oluyor. Ancak doğal olmayan ballar vücudunuzu anında şeker olarak depolanarak sizlerin kilo almasını sağlar. O yüzden balın doğal olmasına lütfen dikkat edin. Doğal olmasına lütfen dikkat edin arkadaşlar. Balı da güzelce çözdürmemiz gerekiyor. Bu yüzden karıştırma işlemimiz biraz uzun sürebilir güzelce kaşır. Dikkatli deneyin. Ben sizler için nasıl beslenmeniz gerektiğini ve neler yapmanız gerektiğini de anlatacağım arkadaşlar. Bunu da nasıl kullandığınızı kullandığınızdan bahsedeceğim. Evet. Balımız da eridi sayılar. Çok az kaldı. Hem zencefilimizin hem balımızın tamamen erimesi ve asla dipte torta olarak kalmaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden güzel bir şekilde iyice karıştırın. Muhakkak güzelce karıştırın arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bunu nasıl kullanacaksınız? Arkadaşlar bunu sabah uyandığınız zaman aç karnına lüp diye Ardından bir bardak ya da şöyle büyükçe bir şişe su içeceksiniz arkadaşlar. Ve hemen ardından nasıl beslenebilirsiniz? Sizler bu kürü yaptıktan sonra yarım saat bir vaktiniz geçmesi gerekiyor. En azından kürde etkisini göstermeye başlasın vücudunuzda. Daha sonrasında kahvaltıda bir tane yumurta, yanına 7 adet zeytin ya da 6 adet zeytin, yanında bolca sınırsız salata tüketin arkadaşlar. Öğle yemeğinize geçtikten sonra öğle yemeğinize muhakkak ama muhakkak bir tane proteine yer vermelisiniz. Peki proteini, Yumurta olabilir, mantar olabilir, et olabilir, balık olabilir, tavuk olabilir, köfte olabilir. Yanında da bolca salata ya da bir tabak sebze yemeği tüketebilirsiniz. Ama bunun yanında lütfen ekmek tüketmeyin. Bunu geçtiniz. Akşam önüne gelmeden önce bir kere muhakkak bir ara ön yapın. Aranda ne yapabilirsiniz? Tarçınlı süt içebilirsiniz. Hem kan şekerinizin düşmesini engelleyecek. Hem sizleri tok tutacak. Hem de tarçınlı süt de gerçekten ciddi bir derecede yağ yakımınızı hızlandırır. Ardından akşam yemeğine geçtiğinizde ise bir kase çorba yanında da bir tabak yoğurt tüketebilirsiniz. Ya da yine protein ve yanında salata ya da yanında ya da Ar ar ayrıyetten söyleyeyim hiç konuşamadım. Sebze yemeği tüketebilirsiniz. Yanında yine bolca salata tüketebilirsiniz. Akşamleyin yemeğinizden sonra. E, yemeğinizi hatta şöyle e, yediden sonraya asla bırakmayın. Yedi de son yemeğinizi yemiş olun. Ve bir daha hiçbir şey yemeyin. Bol bol gece yatıştaya kadar su için arkadaşlar. Bunu bu şekilde bir ay boyunca uygulayın. 7 kilo en az gidecek rakam arkadaşlar. Hepinizden muhakkak çok güzel kilolar gidecektir. Ama dediğim gibi söylediklerimi dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Günde en az yarım saat yürüyüş yapmalısınız. Ve e, yediklerinize de dikkat ederseniz eğer zaten kilonun gitmemesi imkansız. Kürler söylediğim gibi sade ve sadece destekleyici sizlerin kilo verme sürecinizi hızlandıracak tarifler arkadaşlar bunlar. Sizler bu sadece bu kürü uygulayarak daha sonrasında da bolca yemek yerseniz kesinlikle kilo veremezsiniz. Ancak söylediklerime dikkat ederseniz de gerçekten güzel bir şekilde kilo verebilirsiniz. Sağlıklı bir biri olabilirsiniz. Ben de geçmişimde çok kilolu bir insandım. Ancak şu an Allah'a şükür çok zayıf bir insanım. E, o yüzden kiloların gerçekten çok kötü bir psikolojisi oluyor. Yani açıkçası ben kiloyken kendimi asla beğenmezdim. Psikolojim çok bozulurdu ve aynalara küserdim. O yüzden kimsenin kilolu olarak bu şekilde yaşamasını istemiyorum. Eğer isterseniz benimle online olarak Instagram üzerinden çalışabilirsiniz. Online olarak koçluk da yapıyorum. İsterseniz de salonumda gelerek beni ziyaret edebilirsiniz. Sonunda da birebir yüz yüze çalışma imkanınız var arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlarınızı aşağıya bırakmayı, videomu beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.